Gençler şimdi 86 gün boyunca dağ tepe dolaştık, çadırda kaldık, sağda solda kaldık, yattık kalktık ama sonunda çok güzel bir yere geldim. Şimdi İstanbul'dayım. İstanbul'un en güzel yerlerinden, böyle insanlar söylediği zaman pek bilinmeyen yerlerinden ama ismi akılda çok güzel kalan Polonezköy'deyim. Polonezköy'de nerede olduğumu ise az sonra anlatacağım size. Şimdilik şöyle çok güzel bir yata geldim. Buradan size anlatmaya başlayacağım. Şöyle güzel bir odadayım. Bakın şurada jacuzzi'miz var. Şurada çok güzel şöyle bir lavabomuz var. Şöyle aynı yana gidelim bakalım. Bu gece burada uyuyacağım. Sabah da şurada kendimize güne hazırlayacağız. Çok güzel bir noktadayım. Size yarın buranın neresi olduğunu anlatacağım. Yarın sabah uyandığımda daha doğrusu, yani biraz sonra anlatacağım. Şöyle güzel güzel bir hazırlanalım. Bakalım. Evet, hazırlık başlasın. İşte geldim artık, hazırız. Buranın sabahı çok güzel olacak. Birazdan göreceksiniz zaten onu. İstanbul'un en tatlı noktalarından birinde Polonezköy'de müthiş lüks bir bungalovun içindeyim. Şu an jacuzzi'li bungalov. Yani ben onlarca bungalovda kalmışım. Türkiye'nin her yerinde kalmıştım. Ama böyle bir bungalov daha önce görmedim. Size de sabah buranın keyfini anlatacağım. Kahvaltı yapacağız, gezeceğiz. Çok güzel, yeşilliğin tam ortasında müthiş bir yerdeyim. Adını da birazdan söyleyeceğim. Hadi bakalım, iyi geceler. Herkese harika bir sabahtan günaydın gençler. Süper bir gece geçirdim. Süper bir uykuya uyudum. Müthiş rahattım böyle. Efsane bir yerdeyim. Buranın adı Pamera Garden. Pamera Garden, Polonezköy. Çok güzel bir yer zaten. Şuraya hemen böyle Instagram linkini de bırakayım. Şimdi uyandığım yeri göstereyim. Şöyle bir manzaramız var. Ormana karşı sıfır. Şurada da şimdi jacuzzi'miz var. Lavabolarımız böyle. Şurada oturma alanımız var. Şimdi bir uyanacağız. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Direkt bir duşumuzu alalım hemen. Jacuzzi'mize girelim. Ardından da kahvaltıya geçeceğiz. Evet, jacuzzi'miz dolmaya başladı. Jacuzzi keyfimiz başlamadan önce size şöyle bir etrafı gezdireyim. Bakın burası ormanın içinde bir yer. Her yerimiz ağaç, orman, efsane bir yer. Böyle oturma alanımız var. Çok güzel oturma yerimiz var. Burada dolabımız var. Ben buraya eşyalarımı koydum tabii ki de. Daha sonra televizyonumuz, kahve makinesi. Burada klimamız var. Her şeyimiz var. Şuradan da dışarıya şöyle çıkıyoruz. Göstereyim size. Şöyle bir bahçemiz var. Burada çay kahvemizi içecek yerimiz de var. Böyle ormanların arasındayız. Çok güzel bir yer. Birazdan da şurada restorantın olduğu yere gideceğiz. Kahvaltı da yapacağız. Tabii ki de önce bir kanalım. Şöyle güzel güzel. Jacuzzi keyfimizi yapalım değil mi? Oraya, buraya kadar gelmişiz. Hepsini göstereceğim size. Böyle de bir işte. Çok güzel. Böyle buralara tiny house falan da deniyor. Ne derler? Küçük ev yani. Minimalist yaşam. Bu tarz şeyler isteyen insanlar oluyor. Ufacık şeye her şeyi koydurmaya çalışıyorlar. Ama bu daha çok normal otellerin bungalov standartında olan işte konaklama yeri. Yani yatma yeri, banyosu falan filan olan bir yer. Burada buzdolabı falan da var. Size içecek servisleri falan da var. Kahvelerinizi buradan da yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Ben çok sevdim burayı. Pamera Bungalow. Şimdi artık bir duş keyfine geçelim. Hop! Gençler şu an Pamera Garden'da jacuzzi keyfi yapıyorum. Gerçekten çok güzel bir yerdeyim yani. Efsane bir yer. Manzarasını zaten şimdi göstereceğim nasıl bir yerde yıkandığımı. Ben burayı çok sevdim. Efsane bir yer yani. Bir bungalovda bir jacuzzi'nin olması çok gerçekten efsane bir şey. Böyle bir şey daha önce Türkiye'de hiçbirinde görmemiştim. Belki vardır bilmiyorum ama Pamera Bungalov bu işi çok iyi yapmış. Şimdi ben bir duş keyfimi yapayım. Sonra da bahçeyi gezmeye ve kahvaltıya gidelim. Süper bir yer, bak manzaraya bak. Şu manzarada yıkanmak ya. Efsane bir şey, gerçekten efsane bir şey. Süper bir. Müthiş. Gençler şimdi size ufaktan buraya gezdireyim. Birazcık rüzgarlı bir hava var şu an dışarıda. Çıktık, şu an kaldım ya tam arkası. Böyle bir yapı. Tam bu tarafı yatak odası, duşu falan var. Bu tarafta da oturma odası var içerisinde. Klimaları, her şey istediğiniz her şey düşünmüş. Bahçesinde çok güzel ışıklandırma ve böyle zeytin ağacı yapılar. Çok hoşuma gitti benim burası. Şimdi size bu çevreyi göstereyim. Diğer evleri de göstereyim. Burada 9 tane daha bungalov var. Bu bungalovlar tabii ki de normal standart bungalovdan çok çok daha farklı.
Bu tarz şöyle göstereyim size. Hepsi benzer ölçekte yapılmışlar. Bir tek benim kaldığımın içinde jacuzzi vardı. O en özel olan bungalovdu. Bu arada buradaki şeylerin hepsi kaldırılıp taşınabilir modellermiş. O yüzden böyle yerden yüksek, hatta bir tanesini şurada gördüğüm kadarıyla bakın plakası bile var. Gözüme 34 kap 214 yazmışlar. Bunların hepsi içinde işte 2 kişilik, 4 kişilik vesaire olanları da var. Bunları Pamera Garden'a arayarak sorabilirsiniz. Şimdi bahçesini gezelim bakalım bir de. Şimdi bir de oda turuna başlayalım. Öncelikle sağdaki odaya gidelim. Açalım. Şöyle güzel bir yatak var. Üstümüzde hem klima hem ısıtıcı. Yani klima ile ısınmak istemeyenler için onu bile düşünmüşler. Burada tabii ki de her zamanki gibi bir dolabımız, mini barımız var. Buradan da bahçe manzaramızı da şöyle açalım. Arka bahçeye şöyle tertemiz bir şekilde çıkabiliyoruz. Şimdi de yan odaya geçeceğiz. Yan odanın da güzel yanı, şunun hamağı var. Hamağa geçelim. Şimdi de hamaklı bölgeye gidiyoruz. Hamaklı bungalovdayız. Önce şöyle yatağı gösterdim, diğerini de göstermedim. Yeri göstereceğim size. Burada bir banyosu var. Birebir aynısı. Şöyle bir gösterelim size. Ufak bir tuvaleti var. Aynası, maynası, fönü, işte kulak pamuğundan sabununa kadar her şeyi ve şöyle de güzelce de bir duşu var. Temizlenme alanı böyle. Bir de hemen şurada kapının arkasında da böyle kendinize çıkmadan önce bakın diye de bir ayna koymuşlar. Düşünmüşler her şeyi. Şimdi hamamın üstüne doğru gelelim. Evet, burada bir hamamımız var. Odadan şöyle kalkıyorsunuz. Hop böyle kendinize hamağa atabiliyorsunuz. Abi atalım. Abi çok iyi ya. Müthiş. Düşünsenize şu anki manzaramızı direkt nasıl bakıyorsam öyle göstereceğim. Şu an bu şekilde yatıyorum. Manzaram bu yani. Düşün, odanız şurası ve çıkıyorsunuz, manzaranız burası. Nasıl ama? Yan tarafınızda ağaçlar. Böyle inanılmaz tabii ki de rahat. Oh! Yemin ediyorum burada var ya, bir hafta yatarım ha. Uyurum ben burada. Çok güzel. Bakalım şu aşağılara. Ooo! Aşağıdan dere akıyor arkadaşlar. Aşağıda bir tane dere var. Oraya iniliyor mu inilmiyor bilmiyorum ama tabii ben böyle şeyleri karıştırdım. Bakalım iniliyorsa aşağıya da gösteririm. Yan tarafta da diğer bungalovlar var. Tabii aramızda ağaçlar olduğu için de birbirimize karşı da yani göremiyoruz. Bu birazcık da mahremiyeti de sağlıyor. Çok güzel düşünmüşler. Hadi bakalım şimdi bir de buradan bu rahatlıktan kalkıp gitmesi var. Gezmeye devam. Gençler şimdi gezinin en güzel yerine, tatil dediğin zaman en güzel kısmı nedir? Kahvaltıdır. En güzel yerdir. Şimdi burada birlikte geldiğimiz fotoğrafçı arkadaşım Murat Sevim foto ile beraberiz. Şöyle bize efsane kahvaltı hazırlamışlar. Bakın ne var ya, bir kaç çeşitti? 30 çeşit miydi? 36 çeşit yemeğimiz var. Ve çok acıktım ben. Böyle zaten acıktığında burada dolaşmak falan, böyle havası da çok güzel, tertemiz hava. Şimdi yemeğe başlayalım. Şöyle inceden neler getiriyorlar bir göstereyim. Ballar, reçeller, işte peynir, sucuk, artık böyle kızartmalar, zeytinyağı, börek, kaymak, lor, artık ezmesine kadar her şeyi getirmişler. Çayımız falan da var. Şimdi Murat çıktığımızda çayları doldurur. Güzel evet. Güzel kahvaltımızı yaparız. Servisleri başlıyor. Servisimiz başlasın. Başlayamadı. Başlayamıyor. Naz yapıyor. Ne oldu? Kapatamadım mı? Havasını almadım. Fail olduk. Evet. Al, havasını aldık. Al. Anca havasını aldık. Bugün kendimizi ödüllendirdik. Evet. Bugün kendimizi ödüllendirdik. Ya böyle ormandır, ağaçtır, jacuzzi'dir yani. Bünyenin pek alışık olmadığı şeyler. O yüzden bu bize ödül sayılıyor şu an. Hadi bakalım biz yemeğimizi yiyelim artık. Çok acıktık. Görüşürüz. Arkadaşlar Pamera Garden'daki bütün hikayemiz de böyleydi. Burası çok güzel bir yer. Ağaçların, ormanların arasında bir yer. Böyle bir otopark falan da var. Restoranları şöyle bir uzaktan size tekrardan bir son kez göstereyim. Sonra mekandan ayrılacağız. Böyle giriyorsunuz içeri.
şöyle güzel masaları var. Tabii buralar hafta sonu olduğu için birazcık kalabalık. Tabii şu an kahvaltı seansı bittiği için de insanlar gitmişler. Genel olarak burası insanların gündüz kahvaltılarına geldiği, akşam yemeklerine geldiği bir yer. Ve çok güzel bir atmosferi var. Bir gün yolunuz bu taraflara düşerse ya da buraları merak ederseniz mutlaka gelmenizi öneririm. Pamera Garden Polonezköy'den herkese sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.